Öncelikle arkadaşlar, aygıt yöneticisine giriyoruz. Aygıt yöneticisi her Windows sürümünde olur. Her bilgisayarda olması zorunlu bir uygulama. Rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Windows 7'de de şu bölümde oluyordu sanırım. Windows'un rahat bir şekilde Windows 8'de bulabilir. Buraya girdikten sonra fare ve diğer işaret aygıtları bölümü var. Şurada bir oka tıklıyoruz. Buradan sizde iki tane de olabilir, bir tane de olabilir. Fareyi taktıktan sonra burada herhangi bir fare gözükebilir. Eğer hala ilk başta gözükmüyorsa ne yapacağız diyecek soracak olursanız. Buraya sağ tıklıyoruz. Fare ve diğer işaret aygıtlarını. Donanım değişikliklerinin tara bölümü var. Buraya tıklıyorum. Fareniz yoksa bile bir anda gelebilir, hatta çalışabilir bile. Çalıştıktan sonra hemen sevinmeyin. Bir müddet sonra da gidebilir. O sizin şeyinize bağlı kalmış. Ya geldikten sonra AC uyumlu fare var burada. Sağ tıklıyorum. Cihazı kaldır bölümü var. Buraya tıklayıp kaldır diyorum. Herhangi birine tıklayabilirsiniz. Şu an benim fare gitti. Touchpad'den kullanmaya devam edeceğim. Fare ve diğer işaret aygıtlarını sağ tıklıyorum. Donanım değişikliklerini tara. Aynı yaptığım gibi. Sonra tekrardan mouse faremiz geliyor. Faremiz geldikten sonra bununla sağ tıklıyorum. Özellikler diyorum. Burada güç yönetimi bölümü var. Buraya tıklayıp bu aygıt bilgisayarı başlatsın bölümünü tıklıyoruz. Sürücü bölümüne giriyorum. Sürücüyü güncelleştir. Bilgisayarımdaki sürücülere göz at. Bilgisayarımdaki kullanılabilir sürücülerin bir listesinden seçmeme izin ver deyip buradan AC uyumlu fareyi seçiyorum. Size tek AC uyumlu aygıt varsa onu seçin. Ama herhangi bir tane sürüm varsa onu seçebilirsiniz. Ben AC uyumlu fareyi seçiyorum. Sonraki bölümüne tıklıyorum. Burada bir güncelleme yapacak. Güncellememiz yaptı. Windows bu cihazın sürücülerini yüklemeyi tamamladı. Kapat diyorum. Buradan da kapatıyorum. Zaten videonun en başında bile fareniz gelmiş olabilir ama videonun tamamını izlemeniz sizin için yararlı olmuştur. En başta yaptığım gibi donanım değişikliklerini tara deyince fareniz otomatikman buraya gelebilir. Ama dediğim gibi sürücüyü güncelleştirmeyi unutmayın. Sonrasında bir müddet sonra fareniz tekrar gidebilir. Eğer arkadaşlar video gerçekten işinize yaradıysa kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.